Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a dönüş kitabından haya etmek. Allah sizi silgesin. Haya, yani utanma nedir? Cevapladı. Daima onun huzurunda olduğu hissiyle göğsün sıkışmasıdır. Sordum. Haya konusunda bana daha fazla bilgi verir misiniz? Cevapladı. Kalbin manevi neşeden engellenmesi, men edilmesi ve uzak tutulmasıdır. Sordum. Bundan da öte. Cevapladı. Allah-u Teala'nın hoşnut olmayacağı her türlü kötü huylardan kaçınmaktır. Sordum, Allah'tan haya eden kimse ne yapar? Cevapladı, onun kendisini görmesinden haya edeceği bir yerde ve konumda bulunmaz. Sordum, hayayı güçlendiren ve değerini arttıran hal nedir? Cevapladı, Allah-u Teala'ya karşı şükürde sayısız eksiklik ve ihmaline rağmen Yüce Allah'ın apaçık nimetlerini kalben çok iyi bilmek. Sordum. Buna ek olarak başka ne söylersiniz? Cevapladı. Kalbin Allah'tan istekte bulunmayı iyi bilmesi, Yüce Allah'ın huzurunda her an beklenti içinde olması ve zerrece şeyler için bile ona yalvarıp yakarması. Sordum. Hayanın gücünü ve derecesini artıran nedir? Cevapladı. Her yapıp ettiğinin Allah'ın gözü önünde olduğunu, durgun veya hareketli hiçbir halinin ondan gizli kalmadığını bilmek. Sordum. Hayalı kimsenin kalbinde görülen en önemli hal nedir? Cevapladı. Kendisini cezalandırmaya muktedir, kendisine nimetler veren, içinden geçen en küçük hareketi ve kalbinin derinliğindeki en önemsiz sırrı da bilen, kendini her an görüp gözetmekte olan Yüce Allah'a sonsuz saygı, azami hürmet. Sordum. Bunun dışarıdan görülen belirtisi nedir? Cevapladı. Vücut organlarının sere serpe olmamasına özen göstermek. Bunun bir örneği bizzat Peygamberimiz Aleyhisselam tarafından verilmiştir. Sahabeleriyle otururken Hazreti Osman'ın geldiğini görünce hemen açılan baldırını örtmüş ve toparlanmıştır. Çevresindekilerin sorgulayıcı bakışlarına karşı da şu açıklamayı yapmıştır. Kendisinden meleklerin bile haya ettiği bir adamdan ben nasıl haya etmem? Malik İbni Dinar Hazretleri diyordu ki, abdest bozmak için bir yere gittiğimde Allah-u Teala'dan haya ediyorum. İsterdim ki Rabbim benim bütün rızkımı bir çakıl taşı yapsaydı da ölünceye kadar hep onun emip dursaydım. Aynı şekilde Ebu Bekir Sıddık da radıyallahu anh abdest bozma ihtiyacı için gittiğinde Yüce Allah'tan utandığı için yüzünü örterdi. İşte Allah-u Teala'dan haya etmenin dış belirtileri bunlardır. Bunun iç göstergesi ise Allah sevgisiyle bağdaşmayan her türlü şehvet, arzu ve hevesten kaçınmaktır. Sordum, ruhsat durumunda yani dinde kolaylık için izin veren hususlarda bu kimselerin şüpheli yani helal olup olmadığı kesin olarak bilinmeyen şeylere yöneldikleri olur mu? Cevapladı, Subhanallah. Vallahi onlar Allah-u Teala'dan haya ettikleri için mübah şeylerden bile yeterince haz alamazken şüpheli şeyleri nasıl meyletsinler ki? Sordum, hayalı kimselerin dış görünüşleri konusunda bana daha fazla bilgi verir misiniz? Cevapladı. O kimselerde niceleri vardır ki Yüce Allah'ın kendisinin her halini gördüğünü bildiği için Allah-u Teala karşısındaki hayasından, saygısından, onun huzurunda duyduğu ürpertiden, ona teslimiyetinden ve boyun eğişinden ötürü başını örterek yürür. Niceleri de vardır ki sırf Yüce Allah'tan haya ettiği için bir kere olsun başını kaldırıp da semaya bakamaz. Nitekim Ata es-Sülemi Hazretleri'nin hali böyleydi. Böylesi kişilerden birine sordular. Namazı niçin cami dışında kılıyorsun? Cevap verdi. Allah-u Teala'dan utandığımdan. Bu neviden insanlar Allah-u Teala'nın hoşlanmayacağı hiçbir şeyi gündüzleri de geceleri de içlerinden bile geçirmezler. Bütün yapıp ettiklerinin Allah'ın rızasına tamamen uygun olmasına dikkat eder. Her işlerini dinin emirlerine ve takvanın gereklerine göre yaparlar. Son derece sabırlı, engin bilgili, oldukça vakarlı, her zaman bağışlayıcıdırlar. Daima tefekkür eder, ara vermeksizin zikrederler. Boyunlara bükük, geçimleri kıt insanlardır. Tuttukları yolda incelikle ve zarafetle sürekli güzel davranışlar sergilerler.